Monitor Rhapsody'de yaparsın zaten. Kaydımız başladı arkadaşlar. Bu ördeğin su içmesi olasılığına devam edelim. Şimdi bazen teorik olasılığı bulmak zor olabiliyor. Zor olabiliyor. Şeyin Bedirhan'ın yaptığı kodu herkes indirebiliyor değil mi? O bana şurayı gönderdi. Şimdi bakın burada paralel vardı değil mi? Paralel derler. Paraleldi. Paraleldi. Peki. Peki. Şimdi ne yapmışız falan. Ha, mesela devre şu oldu. Kodda ne değiştireceğiz Bedirhan? Bu seri bağlanmış. Değil mi? Hocam burada kodumuz, üçünün de aynı anda şey olması lazım, açılması lazım. Çalışması lazım yani. Biz demin topluyorduk değil mi? Demin topluyorduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çarpalım. Evet, şimdi çarpacağız. Hepsi bu. Sen kodu benim, hemen değil. Benim kod ama bunda çalışmaz. Anlamadım. Ben toplama işlemi yapmadığım için benim kodumda çalışmayacak. Ha, o zaman buna çevir. Bak çünkü şimdi şey de yapacağız. Hem paralel hem seri olduğunda da düşüneceğiz. Onu buna çevir sen istersen. Deminki mantığa. Yani şöyle var. Diyelim ki şuraya da koyduk. Değil mi? Şöyle, böyle olursa ne olacak? Matris gibi düşüneceğiz artık. Öyle değil mi? Şunlar çarpılacak. Bu çarpımlar da ne yapılacak? Toplanacak. Şurada çarpı olacak. Bunlar da çarpı olacak. Çıkan sonuçta toplanacak. Bedirhan. Anladın değil mi espriyi? Evet hocam. O zaman ona çevirmen lazım. Hadi sen çevir ver. Şimdi böyle olduğunda arkadaşlar olasılık şeyi şöyle hesaplanacak. Şöyle hesaplanması lazım. P niye yazmadım? P V1 kesişim V2 kesişim V3. Eğer bunlar bağımsızsa arkadaşlar P V1 çarpı P V2 çarpı P V3 şeklinde yazılabiliyor. Yani olasılıkları çarp anlamında bu. Şimdi ne yapmışız bakın burada. Burada dediğim gibi yine aynı mantık. Dizi oluşturmuşuz. Burada çıkan sonuçları çarpmışız. Tamam mı? T'yi bir almışız ki hepsinin çarpımını bulalım diye. Ondan sonrası aynı zaten. Şimdi mesela 1000 kere denemişiz bunu. Vanaların çalışma olasılığı 0.5 ise sütun sayısı da 2 ise 2 tane bağlamışız yani yan yana. Yaklaşık olasılık 0.267'ymiş. Bu nasıl bulur? Teorik olarak nasıl buluruz bunu? Teorik olarak. Bunları çarpıyorduk ya. 0.5 yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. O da ne olur? 1 bölü 2 çarpı 0.25. 3 tane olsaydı 3'ünü çarpacaktık. 1 bölü 2 üzeri 3 olacak. Ha. Böyle olursa ne yapacağız? Böyle olursa demin yazdım yukarıya. Bu sefer matris gibi düşüneceğiz. N tane satır bu anlamda M tane sütun. Şimdi burada sayıları öğretmemiz lazım. R'ni de küçük P ise işte bunları aktardık. Sonra onu yazdırmışız. Bakın şeyleri çarptıracağız. Şöyle olanları çarptıracağız.
şu döngüyle yapmışız onu. Öbürlerini de toplattıracağız bu çarpımlarda. Bu bize toplam sıfırdan büyükse başarıyı verecek. Sonra başarı sayısı bölü deneme sayısı. Bakın 10.000 almışız. Satır sayısı 2. Yani 2 tane paralel, 2 tane de seri. 0.5 verdiğimizde 0.44 çıkıyormuş. Şimdi Bedira, burada mısın? Değil hocam. Sen bunu bunun için yap. Bak matrisli yap. Matrisli yap ki satır sayısını 2 verip sütun sayısını 1 verirsek birinci problem olur. Öyle değil mi? Evet. Satır sayısını 1 verir, sütun sayısını 3 verirsek ikinci olur. Ondan sonrası da en genel hali olmuş olur. Bedirhan'a diyorum siz de yapın. Bütün arkadaşlar yani. Bir yapın bakalım, hadi bekliyorum Bedirhan. Bu buradaki sonuçlara yakın sonuç verecek mi? Fito'nun ürettiği şeyle, randomla bunların yakın olması lazım. Kaç kişi kaldık ya? Kimse kalmadı ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emir de hastaneye gidecekmiş. Geçmiş olsun. Ahmet burada mısın? Buradayım hocam. Mertcan? Buradayım. Celin? Celin hiç ses çıkmıyor Celin. Bedirhan burada. Şehboz? Sonra? Tamam. Buradayım hocam. Tamam. O Bedirhan'ın attığı kodu siz kendiniz indirebilip değiştirebiliyorsunuz değil mi? Ben geldiğine göre size de geliyor. İki dakika duralım, Bedirhan yapsın. Aynı sonuç çıkacak mı bir bakalım. Yani test ediyoruz birbirimizi. Bedirhan yaparken sormak istediğiniz bir şey var mı bu arada? Şimdi arkadaşlar sisteme 3 tane yeni PDF koydum. Bir açar mısınız onu? Bedirhan uğraşsın. Ahmet açar mısın sistemi? Ben de böyle soruyla uğraşıyordum da hocam. Ha. Neyse ben söyleyeyim. Kulağın nasıl duyuyor. Ne zaman koydum onu? Ben dün akşam yaptıydım. Konu 5.
İstatistiğe giriş diye PDF var. Başka bir arkadaş açsın da görülüyor mu görünmüyor mu anlayayım. Açan var mı aranızda hiç? Gözüküyor sonra, hocam ben baktım. Hah gözüküyor. Şimdi hem orada PDF var arkadaşlar. Hem de link var. Video linki. O video linkine tıklarsanız daha önceden bunları ben anlatmıştım. Profesyonel ortamda çekmiştik. Bu konuların video kaydı var. Özetini anlatmışım. Geliyor. Bende geldi. Demek ki doğru koymuşum. Sonra verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesi var. PDF'in altında hemen yine YouTube linki var. Burada gencim bayağı eski. Ondan sonra verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesi. Buradaki bazı şeyler fazlalıktı. Ben PDF'ten onları sildim. Aklınızda olsun. Oraları atlayabilirsiniz eğer izlerseniz. Konum ölçüleri var. 7. konu. Ortalama, standart sapma falan filan. Konum ölçülerinin linkine bakayım. Onu düzgün yapabilmiş miyim? Onu da koymuşum. Tamam. Tamam, bunlar yaklaşık yarımşar saatlik videolar. Buradan izlersiniz. Diyeceğim şu. Ahmet yaptın mı? Ha Ahmet yaptın. Gönderdim hocam. İndirdim. Tekst olarak mı gönderdin? Evet, Ahmet yapmış. RL var, toplanma, deneme, başarımı, range, sütür, küçük, flat, 1, break, 0, break, tamam. Toplam başarı, limit, satır, 2, 4, limit. O aşağıdakileri anlamadım, onu niye yazdın? Ha, fonksiyon yazmışsın sen, tamam. Satırı 2 vermişsin, sütün 4, limit 10.000. Kaç çıktı Ahmet, sonuç? 4 olduğunda 12 012 çıktı. 2 olduğunda da 045. O PDF'tekine yakın mı sonuçta? Hı hı, bayağı yakın hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Canım. Aferin size. Öyle yaptığınız zaman hoşuma gidiyor. En genelini yapmış olduk değil mi abi? İyi. En azından kaç kişi var? 6 kişi bu işi anladı. Şey de gitti, o da anlıyordu. Emir miydi o çocuğun? Hastaymış. Bediraz sen ne yaptın? Ahmet çok benim geliyor. Kolum da çok benziyor Ahmet'inkine ama çok tuhaf sonuçlar veriyor. Onu düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Ahmet de çok çabuk yazdı ya. Evet. Tamam gençler. Bu işi kaptınız. Önemli değil. Yanlış, hatalı sonuç verebilir. Önemli olan bu işin mantığını kaptınız yani. İyi. Sizin dersinize girmem iyi oldu. Çünkü gelen 3-5 kişi en azından bir şeyler öğrendi yani. Benim de hoşuma gitti. Şimdi zaten akıllı çocuklarsınız. Bizim gençlerimiz yetenekli ya. Kim ne derse desin. Yaşlıları şey yapın. Yaş
konuşmasında. Şeyden kaçtan ben 57 yaşındayım. Kendimi de dahil ediyorum. 55'ten sonrasını hiçbir şeye getirmeyeceğim. Yönetici falan yapmayacağım. Hafıza gidiyor. Kalp gidiyor, beyin gidiyor, böbrek gidiyor. Bak 55'ten sonra herkes hasta. Vücut sağlam olmayınca beyin de sağlam olmuyor. O beynin ürettiği, affedersiniz, şey de sağlam olmuyor. Düşünce de sağlam olmuyor. Öyle. Ondan sonra bir de gençleri beğenmiyorlar. Yani bak böyle azıcık bir şey anlatıyorum size, hemen kapıyorsunuz yani. Bu çok önemli bir şey. Bakmayın, biz dünya standartlarında eğitim yapıyoruz yani. Ne diyecektim ya, kafam karıştı. Size övgü yağdıracaktım, kafam karıştı. Neyse, siz anladınız herhalde ne demek istediğimi. Şimdi sisteme koyduğum konular var demiştim ya. Sistemde en son konular istatistiğe giriş, verilerin düzenlenmesi, özetlenmesi, bir de konum ölçüleri. Konularından bu video kayıtta şey görülmüyor ha gençler. O chat kısmına yazdıklarımız görülmüyor. O yüzden şuraya bir yere yazayım, videoyu seyreden olursa. Neydi? İstatistiğe giriş. Konum ölçüleri, verilerin düzenlenmesi konularından sorumlusunuz. Hem PDF var, hem video var. Bir daha anlatmayacağım. Var zaten. Okursunuz. Okumak daha hızlı oluyor videodan. Soracağınız bir şey olursa sorarsınız. Tamam mı arkadaşlar? En son koyduğum istatistiğe giriş, konum ölçüleri, verilerin düzenlenmesi. Şimdi bunlar hikaye kısımlar. Boşuna zaman kaybetmeyelim, siz oradan okursunuz. Oradaki işler, bu notlar bir bayağı eski bir süre önce TÜBİTAK'ın e-kitap projesinde yazdığımız kitabın notları. Bu etkileşimli falan filan bir şeyler yaptık o zaman. Hazır paket kullanılmadığında, hazır kod kullanılmadığında ya da kod olmadığında elle nasıl yapılır? Onların şeyi olduğu için bazı kısımlar size hikaye gelebilir. Artık ortalamayı, standart sapmayı, modu, medyanı bilmem nesini, cartını, cürtünü zaten Python'da da başka dillerde de hazır komutlar var. Pıt diye hemen çıkarabilirsiniz. Elle artık kimse bir şey yapmıyor. Ama böyle bir şeyler var. Konu başlıklarını okuyun. Konu başlıklarını okuyun arkadaşlar. Aklınızda onlar dursun. Konum ölçülerini okuyun biraz daha. Ondan sonra başka ne diyelim? Başka ne diyelim? Ahmet, başka ne diyelim? Epey bir şey anlattı. O şey, atın hareketini çalışacak mıyız?
Onu yapmadık mı? Neresinde kaldırdık onu? Onu hiç yapmadık. Sadece şey ödev olarak gibi bir şey verdiniz de birlikte bakmadık hocam. Ha. Onun notu var mıydı ki? Koymuş muydun? Sistemde var mı Ahmet? Dur bir bakayım bakayım da. Bakayım hocam. Yoksa onu koyayım. Ha. Burada varmış, tamam. Satranç tahtasında atın rastgele hareketi. Çözüm mü acaba? Tamam, burada varmış Ahmet ya. Bir daha anlatmayın ha. Tamam hocam. Ya bu sizin için çocuk oyuncağı mı var? Mantığı kaptınız çünkü. Sanki anlattığım gibi geliyor ya. Başka bir yerde mi anlattım acaba? Burada zaten kodu var Ahmet. Ya yani kod algoritma aynı şey zaten biliyorsunuz. İsterseniz 2-3 dakika anlatayım. Ne demek şey yaptığını. Ha? Ya sadece algoritma anlatacaksanız gerek olmayabilir de belki yani ilginç bir şey vardı hani bahsetmek istediğiniz falan, o yüzden sordum. Ha yok, ilginç yok. Artık size ilginç gelmez yani. Belki ilk başta ilginç gelirdi de. Burada şey var yani, bu biraz kodlama anlatmak için yapılmış bir örnek. Size basit gelir zaten bu. Ama bu soruyu benden almışlar her yerde. Algoritma derslerinde, programlamada anlatıyorlar. Yani insan bir referans verir. İlk şey yapanlardan birisi benim bu Türkiye'de. Ta kaç senedir. Bakıyorum hep böyle şey yapmışlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir telefon çalıyorlar. Ahmet ne diyordum ya? Telefon çaldı da. Benim de dikkatimi aldı hocam. Galiba şey ilginç olmaz diyordunuz en son. Atın hareketi çözüm. Şimdi şöyle bu algoritma program yapmak için güzel bir örnek. Şey dedim yani, bunu almışlar, ben bunu ta internet çıktığından beri anlatıyorum. O ilk web sayfası yapanlardan da birisiyim. Hepsini koydum, herkes paylaşsın falan filan diye, öğrensin diye. Alıyorlar, kimse kimseye referans vermiyor. Mesela o şey Leyla ile Mecnun, güvercinler falan vardı ya, o her yerde. Orasını burasını değiştirip koymuşlar. Neyse, iyi oluyor böyle. İnsanlar demek ki zevk alıyor ki bunları anlatıyorlar. Şimdi gençler, ben bir daha bunları anlatmayayım. Orada zaten çözümünü koymuşum ben. Siz bunu çalıştırırsınız. Mantığını hemen anlarsınız zaten. 5 dakikada da yaparsınız. Dersi burada bitireceğim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler hocam. Tamam, haftaya görüşürüz. Haftaya olasılık kanunlarını anlatacağım, olasılık hesaplarını. Ondan sonraki haftada istatistikte önemli dağılımlar var. Onları anlatacağım. Ondan sonra da zaten
Herhalde sınav haftası falan olur, bayram olur, bir şey olur, bilmiyorum. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Teşekkürler hocam, iyi günler. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. İyi günler hocam. Görüşürüz. Bunu bir durdurayım, kaydı durdurayım.